Merhaba arkadaşlar. Arapça roman okumalarının 7. dersine hoş geldiniz. Baş karakterimiz Santiago'nun şehre olan yolculuğu devam ediyor. Bu bölümde geçmişe gidip çobanlığa ve yolculuğa nasıl başladığını ve babasıyla olan bazı diyaloglarını okuyacağız. Hemen dersimize geçelim. Finiyatihi hadihi'l marra en yashrah lil keyfe bi imkani fellahin basit en ya'rifa qira'ata. Fa es-sadisata 'ashrata تردد إلى مدرسة وكان والداه يرغبان بأن يجعل منه كاهنا ليغدو فخرا لذويه الريفيين البسطاء الذين يكدحون من أجل الطعام والماء مثل خرافه تماما درس اللاتينية والإسبانية واللاهوت ولكنه كان يحلم منذ نعومة أظفاره بأن يخبر الحياة وذلك شيء أكثر أهمية من معرفة الرب وآثام البشر وذات مساء حين ذهب لزياره اسرته تسلح بالشجاعه وقال لوالده انه لن يصبح كاهنا بل يريد ان يسافر في نيته نيتنده var hadi hil marra bu sefer niyetinde var en yashraha açıklamak var lil fetati kıza açıklamak var bu sefer niyetinde kıza açıklamak var peki neyi açıklamak keyfe bir imkanı nasıl yapabildiğini yapmasının nasıl mümkün olduğunu kimin izafet geliyor bir imkani fellahin basitin basit bir çiftçinin nasıl yapabildiğini peki neyi yapabildiğini en yarifel kıraate basit bir çiftçinin nasıl okuyabildiğini basit bir çiftçinin okumayı nasıl bilebildiğini açıklamak var bu sefer niyetinde bu sefer niyetinde basit bir çiftçinin okumayı bilmesinin nasıl mümkün olduğunu kıza açıklamak vardı şeklinde mana verebiliriz. Cümlemizin yapısına baktığımızda bir isim cümlesi olduğunu görüyoruz. İsim cümleleri müpteda ve haberden oluşur. Önce müpteda, sonra haber. Fakat burada haberin müptedadan önce geldiğini görüyoruz. Fi niyetihi hadihil marra bu kısım haberi mukaddem. Geriye kalan kısımsa cümlenin sonuna kadar müpteda kabul ediliyor. Bunun böyle olmasının sebebi ise haberin bir şibih cümle olması. Yani bir harfi ve onun mecrurundan oluşuyor olması. Bunun peki cümleye kattığı mana nedir? Şibih cümleler başta olduğu zaman yani başta bir harfi ya da bir zarf gördüğümüz zaman yucet ya da hunake gibi ibareleri görmesek bile cümleye var manasını veriyoruz. Burada normalde eğer fi niyetihi kısmı cümlenin başında gelmeseydi buna niyetinde diyecektik normal bir çeviriyle. Ama bu kısım cümlenin başında geldiğinde yani harfi cer ve onun mecruru bir cümlenin başında geldiğinde cümleye var manası katıyor. Finiyetihi niyetinde var. Devam edelim. Fahatte sadisete aşrateh. 16'ya kadar 16'sına kadar yani 16 yaşına kadar teroddede ila önemli bir harfi icalli fiil sınavlarda da karşımıza çıkabilir. Gidip gelmek, sıkça uğramak, uğrak mekanı olmak. Teroddede ila medresetin iklirikiye Ruhban okuluna sık sık gidip geldi. Bunun yerine daha güzel bir çeviriyle ruhban okuluna devam etti diyebiliriz. Yani 16 yaşına kadar ruhban okuluna devam etti ya da devam etmişti. Cümlenin başında gördüğümüz fa önemli. Buna biz faul istinafiye diyoruz. Ne demek yani? kendinden sonraki gelecek cümle bir şekilde önceki cümleyle bağlantılı. Yani bu faayı gördüğümüzde anlayacağız ki yeni bir cümle başlıyor ama gelecek olan cümle önceki cümleyle bir şekilde bağlantılı. Bu da genellikle önceki cümleyi açıklamak şeklinde oluyor. Burada da o şekilde. Ne demişti bir önceki cümlede? Basit bir çiftçinin nasıl okuma yazma bilebildiğini açıklayacaktı kıza. İşte açıklaması da bu. Çünkü 16 yaşına kadar ruhban okuluna devam etmişti. Yani iki cümleye baktığımızda birbiriyle bağlantılı olduğunu cümlenin birincisinin açıklaması olduğunu görüyoruz. Bu sefer kıza basit bir çiftçinin okuma yazma bilmesinin nasıl mümkün olduğunu açıklamak vardı niyetinde. 16 yaşına kadar ruhban okuluna devam etmişti. Devam edelim. Ve kana validahu ana babası idi. Ne idi? Yargabani bi nokta noktayı istiyorlar idi. Diliyorlar idi. Neyi? Bi en yecala yapmak istiyorlardı. Minhu onu yapmak istiyorlardı. Kötü bir çevir verirsek ondan yapmak istiyorlardı deriz ama onu yapmak istiyorlardı daha güzel. Peki onu ne yapmak istiyorlardı? Kahinen onu bir papaz yapmak istiyorlardı. Onu bir din adamı yapmak istiyorlardı anne babası. Anne babası onu bir din adamı yapmak istiyordu. Peki ne için? Li yagdu, gada yagdu olmak, dönüşmek manalarına geliyor liyagdu olması için olsun diye ne olsun diye fahr'an şan şeref gurur itibar olsun diye kime lidawihi ailesine ailenin iki de sıfatı geliyor erifiyin köylü ailesine elbusata avam basit köylü ailesine bir gurur kaynağı olsun diye anne babası onu papaz yapmak istiyorlardı Cümlemiz daha bitmedi. İki sıfat müfret olarak gelmişti. Şimdi bir de ismi mevsul ile sıfat getireceğiz bu aileye. Ellezîne <laughs> yekdahûne çalışan, çabalayan min ecli nokta nokta için. Min ecli't ta'âmi vel mâ' su ve yemek için çalışan, çabalayan basit köylü ailesine şan, şeref, gurur kaynağı olsun diye Misle khirafihi koyunları gibi tamamen. Tıpkı koyunları gibi su ve ekmek için çalışıp çabalayan basit köylü ailesine bir gurur kaynağı olması için bir gurur kaynağı olsun diye anne babası onu papaz yapmak istiyordu. Derose okudu. Derose latiniyete latince okudu. ve ispaniyete İspanyolca ve lahut ve ilahiyat okudu. Latince İspanyolca ve ilahiyat okudu. Velakinnehu fakat o kane idi. Kâne yahlumu Hayal ediyor idi, mundu den beri, mundu nu'umeti alfarihi, çocukluğundan beri, küçüklüğünden beri. Nu'umeti alfar, önemli bir kalıp ifade. YDS sınavlarında da birden çok defa çıkmış bir ibare, küçüklükten beri, çocukluktan beri manasına geliyor. Nu'metun yumuşaklık demek. Azfarun zufrun kelimesinin çoğulu tırnak, tırnaklar manasına geliyor. Nu'mete azfar tırnakların yumuşaklığı. Yani mecazi olarak daha tırnakları yumuşakken, eline iş değmemişken, tırnakları, elleri, parmakları bozulmamışken, sertleşmemişken gibi bir manaya geliyor. Küçüklük kastediliyor bundan. Yani ilk 5-6 yaş tam mana verecek olursak Türkçe'ye aktarırken kâne yahlumu mundu nu'umete küçüklüğünden beri hayal ediyordu. Neyi? Bi en yahbural hayate hayatı denemeyi, hayatı tecrübe etmeyi hayal ediyordu küçüklüğünden beri. Ve şey şey'un ve bu bir şey. Ekseru ehemmiyeten daha önemli bir şey. Neyden daha önemli? Min marifetir Rabbi Tanrı'yı bilmekten ve etamil beşeri ve insanların günahlarını bilmekten. Yani ilahiyatı kastediyor, teolojiyi kastediyor. Bu Tanrı'yı ve insanların günahlarını bilmekten daha önemli bir şeydi. Ve zalike şeyun ekseru ehemmiyeten dediğimizde burada ismi taftildeki kapalılığı gideren bir temizimiz var. Ve zalike şeyun ekseru ve bu daha çok bir şey. Ne bakımdan daha çok bir şey? İşte bu kapalılığı gidermek için gelen kelimemiz nekra ve mansup şeklinde geliyor. Ehemmiyeten, <laughs> önem bakımından daha çok bir şey. Önemlilik bakımından daha çok bir şey. Bu manayı katıyor cümleye. Tabi biz çevirirken ne diyoruz direkt? Ve dâlike şey'un ekseru ehemmiyeten. Bu daha önemli bir şey. Neyden? Min marifetir rabbi ve etamil beşer. Cümleyi toparlayalım. Latince, İspanyolca ve ilahiye okudu. Fakat küçüklüğünden beri hayatı tecrübe etmek istiyordu. Bu Tanrıyı ve insanların günahlarını bilmekten daha önemli bir şeydi. ve za ve bir akşam hayne dığında hayne zahabe gittiğinde li ziyarati usratihi ailesine ziyarete gittiğinde tesellaha bi Nokta noktayla silahlandı. Nokta noktayı kuşandı. Önemli bir harfi celli fiil. Neyi kuşandı? Tesellaha biş şecaa. Cesaretle kuşandı. Cesaretle silahlandı. Tabi mana bakımından daha güzel bir çeviriyle cesaretini topladı diyebiliriz. Vezate mesain. Bir akşam. hayne dehebeli ziyareti usratihi. Ailesini ziyarete gittiğinde tesellaha biş şecaa. Cesaretini topladı. Ve kale li validihi. Ve babasına dedi. Ne dedi? Babasına dediği şey inneli bir cümleyle gelecek. İnnenin ismi ve innenin haberi. Bunlara nasıl mana veriyorduk. İnnenin ismine nokta noktanın haberine nokta nokta olduğunu söyledi diyeceğiz fiilimize göz önünde bulundurursak. Aka le validihi babasına dedi innehu İnnenin ismi zamir olarak gelmiş hu. Peki bu hu kime dönüyor? Kendisine, yani Santiago'ya dönüyor. Innahu yani kendisinin nin dedik. Şimdi haber gelecek. Len yusbiha olmayacağını. Peki ne olmayacağını? Kahinen, papaz olmayacağını söyledi. Tabi biz Türkçe'ye aktarırken kendisinin dememize gerek yok. Zaten haber kısmını aktardığımız baktığınızda direkt mana ortaya çıkıyor. Ve kâle li babasına dedi innehu len yusbiha kâhinen papaz olmayacağını söyledi. Babasına papaz olmayacağını bel bilakis tam tersi yuridu istediğini ne istediğini en yusafir yolculuğa çıkmak istediğini yollara düşmek istediğini söyledi. Toparlayalım cümleyi ve bir akşam ailesini ziyarete gittiğinde Cesaretini topladı ve babasına papaz olmayacağını, yollara düşmek istediğini, yolculuk yapmak istediğini söyledi. Son olarak paragrafı da toplayıp sonraki paragrafımıza geçelim. Bu sefer niyetinde basit bir çiftçinin okuma bilmesinin nasıl mümkün olduğunu kıza açıklamak vardı. 16'sına kadar ruhban okuluna devam etmişti. Tıpkı koyunları gibi su ve ekmek için çalışıp çabalayan basit köylü ailesine bir gurur kaynağı olsun diye anne babası onu papaz yapmak istiyorlardı. Latince, İspanyolca ve ilahiyat okumuştu. Fakat küçüklüğünden beri hayatı tecrübe etmek istiyordu. Bu Tanrı'yı ve insanların günahlarını bilmekten daha önemli bir şeydi. Ve bir akşam ailesini ziyarete gittiğinde cesaretini topladı ve babasına papaz olmayacağını bilakis yolculuğa çıkmak istediğini söyledi. Bu paragrafımızda aslında Santiago kıza anlatmak niyetinde olduğu şeyleri kafasında kurguluyor, kafasından geçiriyor ve bir yandan da bize anlatmış oluyor. Şimdi ise en son cümlenin üzerine yani babasına yolculuğa çıkmak istediğini söylediğinde babasının nasıl tepki verdiğini, nasıl cevap verdiğini okuyacağız. Yani geçmişe gidiyoruz. ''Kalel ebu'' ''Ya bu ان اناسا اتوا من العالم باسره قد مروا بهذه القريه اتوا الى هنا بحثا عن اشياء جديده لكنهم ضلوا على حالهم يذهبون الى التله لزياره القلعه ويجدون ان الماضي افضل من الحاضر، كانوا من ذوي الشعر الاشقر او الاسود، ولكنهم كانوا مشابهين لاهل هذه القريه، ولكنني لا اعرف قلاع البلدان التي كان اولئك الناس ياتون منها، اولئك الناس يقولون عندما يشاهدون حقولنا ونساءنا انهم يودون لو يعيشون هنا دائما، قال الفتى عندئذ: اريد ان اعرف نساءهم، والأراضي التي يأتون منها لأنهم لا يبقون بيننا ولكن أولئك الناس يملأ المال جيوبهم وهنا ليس سوى الرعيان يشاهدون بلدانا أخرى إذا سوف أصير راعيا قال الأب <applause> بابا شولدز يا بني أي أولم أي أولجون inna unasan insanlar nasıl insanlar etavuminal alem dünyadan gelen bir esrihi dünyadan gelen insanların tamamı ya da dünyanın dört bir yanından gelen insanlar da diyebiliriz burada etavuminal alem Bir esrihi kısmı unasan kelimesinin sıfatı olarak geldi çünkü nekra bir isimden sonra gelen yani el takısı almamış bir isimden sonra gelen fiil cümlesi onun sıfatı olarak kabul edilir unasan insanlar nasıl insanlar etavuminal alem bi esrihi dünyadan gelen insanların tamamı ya da dünyanın dört bir yanından gelen insanlar. Buraya kadar innenin ismi kısmıydı. Şimdi innenin haberi bir fiil cümlesi olarak gelecek. Kadmarru <laughs> geçtiler. Marrabi, <laughs> yamrrubi bir yerden geçmek, bir yere uğramak manalarına geliyor. Peki nereden geçmişler? Kadmarru bi hadihi'l-qaryah. Bu köyden geçtiler. Dünyanın dört bir yanından gelen insanlar bu köyden geçtiler ya da dünyadan gelen insanların hepsi bu köyden geçtiler. Etu ila huna buraya geldiler bahsen an nokta noktayı aramak için burası mef'ulun li ecli bahsen mef'ulun li ecli nedir mef'ulun li ecli fiile niçin sorusunu sorduğumuz zaman yani fiilin yapılış amacını sorduğumuz zaman buna cevap veren nekra ve mansu konumunda gelen ibareye biz mef'ulun li ecli diyoruz etu ila huna buraya geldiler niçin bahsen an aramak için neyi aramak için an eşya'e cedidetin yeni şeyler aramak için geldiler buraya lakinnahum fakat onlar dallu kaldılar ala <laughs> halihim halleri üzere kaldılar oldukları gibi kaldılar yani bir şey değişmedi buraya yeni şeyler aramak için geldiler fakat hiçbir şey değişmedi hallerinde bir değişim olmadı yezhebune <laughs> giderler ile <laughs> telleti tepeye giderler li ziyaratil kal'a kaleyi ziyaret etmek için kaleyi görmek için tepeye giderler ve <laughs> yecidune ve karar verirler karara varırlar Ennel madi geçmişin efdalu daha iyi olduğu ne zamandan minel hadir geçmişin günümüzden daha iyi olduğu kararına varırlar. Vecede yecidu fiili temel manası olarak bulmak demek. Ama buradaki mana biraz mecazi olarak bir şeyi iyi ya da kötü bulmak, bir şey hakkında iyi ya da kötü bir karara varmak, karar vermek manalarına geliyor. Ve yecidu ne? Ennel madi geçmişin efdalu minel hadir günümüzden daha iyi olduğu kararına varırlar. Toparlayacak olursak kaleyi ziyaret etmek için tepeye giderler ve geçmişin günümüzden daha iyi olduğu kararına varırlar. Kanu idiler min zawi sahip olanlardan idiler. Min dawi'ş-şaril eşkar. Sarı saç sahibi olanlardandılar. avil eswat ya da siyah saç sahibi olanlardandılar. Böyle demiyoruz tabii ki ne diyoruz? Sarı saçlılardı ya da siyah saçlılardı. Buradaki zawi sahiplik bildiren zu'nun çoğulu ve harfi dolayı da mecrur hali. وَلَكِنَّهُمْ Fakat onlar kanu idiler. Ne idiler? Muşabihin. Benzer idiler. Neye? Li ehli hadihil kariye. Bu köy halkına benziyorlardı. Sarı saçlı ya da siyah saçlılardı. Fakat onlar bu köy halkına benziyorlardı. Şimdi paragrafın tamamını toplayalım. Baba şöyle dedi. Oğulcuğum, dünyanın dört bir yanından gelen insanlar bu köyden geçtiler. Buraya farklı şeyler aramak için gelmişlerdi. Fakat hallerinde bir değişim olmadı. Oldukları gibi kaldılar kaleyi ziyaret etmek için tepeye çıkarlar ve geçmişin günümüzden daha iyi olduğunu görürler, daha iyi olduğuna karar verirler. Sarı saçlı ya da siyah saçlılardı fakat sonuç olarak bu köyün insanlarına benziyorlardı. وَلَكِنَّنِي Fakat ben la arifu Bilmiyorum. Neyi bilmiyorum? قُلَاعَ <laughs> Kaleleri bilmiyorum. قُلَاعَ <laughs> الْبُلْدَانِ bir izafet var. Ülkelerin kalelerini. Peki nasıl ülkelerin kalelerini? El bulden elleti kana ulaiken Bu insanlar idiler. Yetuna minha. Bu insanların gelmiş oldukları ülkelerin kalelerini bilmiyorum fakat ben. Ama ben bu insanların geldiği ülkelerin kalelerini bilmiyorum. Ulaiken ikennes Bu insanlar yekulun diyorlar. Şöyle diyorlar. Aynı dığında Andama <laughs> yuşahidüne gördüklerinde izlediklerinde neyi hukulene <laughs> tarlalarımızı, o nişane ve kadınlarımızı, bu insanlar tarlalarımızı ve kadınlarımızı gördüklerinde diyorlar. Ne diyorlar? Şöyle diyorlar. İnne ile, innenin ismi ve haberiyle ne dediklerini bize aktaracak. İnnehum kendilerinin ne, istediklerini, arzu ettiklerini lev ya'işûne hune burada yaşasak diye istediklerini, arzu ettiklerini daimen keşke sürekli burada yaşasak diye istediklerini, arzu ettiklerini bize söylüyorlar. Tarlalarımızı ve kadınlarımızı gördükleri zaman. Bu insanlar tarlalarımızı ve kadınlarımızı gördüklerinde keşke sürekli burada yaşasak diye arzu ettiklerini söylüyorlar. <laughs> Ende idin. Genç o zaman şöyle dedi. Bunun üzerine şöyle dedi. Uridu istiyorum en arife. Bilmek istiyorum. Nisaehum Kadınlarını bilmek istiyorum. Başka neyi? İkinci meful geliyor. Vel aradiye. Toprakları bilmek istiyorum. Nasıl topraklar? Elleti ye'tune ye minha. Ondan geldikleri toprakları bilmek istiyorum. Yani kadınlarını ve geldikleri toprakları bilmek istiyorum. Li ennehum. Çünkü onlar. La yabgavne. Kalmıyorlar. Beynena. Bizim aramızda kalmıyorlar. Bunun üzerine genç Kadınlarını ve geldikleri toprakları bilmek istiyorum. Çünkü onlar bizim aramızda kalmıyorlar dedi. Velakin fakat ulaiken nas bu insanlar yemleu mele'e, yemleu melun doldurmak demek. Mel fiilinin burada faili kim? İnsanlar değil, bu insanlar değil. Kendinden sonraki gelen el mal kelimesi. Yemle'ul malu, para dolduruyor. Neyi dolduruyor? Cuyubehum, Onların ceplerini dolduruyor. Buradaki hum işte insanlara dönüyor. Bu insanların ceplerini para dolduruyor. Para bu insanların ceplerine dolduruyor. Daha güzel bir Türkçe ile bu insanların cepleri para dolu. Fakat bu insanların cepleri para dolu. ve, ve burada leyse değil siwa. Leys siwa şunun dışındakiler değil. Neyin dışındakiler? Leyse var ru'yan. Çobanlar dışındakiler değil. Ra'i kelimesinin çoğulu kırık cemi olarak ru'yan şeklinde geliyor. Leyse siwa ru'yan. Çobanlar dışındakiler değil. Ne değil? ne? İzliyor değiller. Neyi izliyor değiller? Mef'ul geliyor. Buldanen uhra. Başka ülkeleri izliyor, görüyor değiller. Burada Çobanlar dışındakiler başka ülkeler görmüyor ya da burada sadece çobanlar başka ülkeleri görüyor. Cümleyi baştan çevirirsek fakat bu insanların cepleri para dolu ve bizim burada çobanlar dışındakiler başka ülkeleri göremiyor, başka ülkeleri görmüyor. İden o zaman o halde savufe asiru olacağım, ne olacağım? Ra'iyen, çoban olacağım. O zaman ben de çoban olurum. Lem yudifil ebu ala ma qalehu şey'en. Fil yevmi tali a'tabnehu thalâthe qita'in zahabiyyetin ispaniyetin qailen. لقد وجدت هذه القطع ذات يوم في احد الحقول وكنت افكر بان اقدمها للكنيسه بمناسبه صيامتك كاهنا، اشتري بها قطيعا من الماشيه واسرح في العالم حتى اليوم الذي تدرك فيه ان قلعتنا هي الاكثر اهميه وان نساءنا هن الاجمل، ثم منحه بركته. قرا الفتى في عيني والده رغبته هو ايضا بالسفر. إنها رغبة تعيش في أعماقه باستمرار رغم عشرات السنين التي حاول خلالها إشباع رغبته وهو مقيم في المكان ذاته به ينام كل ليلة وبه يتناول طعامه وشرابه لم يضف أكلمده أضاف يضيف إضافة أكلمك معناسنا Burada fiilimiz yudifu değil de yudif şeklinde geliyor. Çünkü başındaki cezmedici edat olan lem cezim alameti olarak fiilin içindeki yayı kaldırıyor, cezmediyor. Lem yudif. Eklemedi kim? El ebu. Baba eklemedi. Neye eklemedi? Ala. Şuna eklemedi. Ala ma. Ellezi manasındaki ma. ismi mevsul olan ma. Ma qalahu dediği şey üzerine onun dediği şey üzerine yani oğlunun Santiago'nun dediği şey üzerine eklemedi ne eklemedi şeyen bir şey eklemedi lem yudif al baba eklemedi ala ma qalahu oğlunun dediği şey üzerine eklemedi ne eklemedi şeyen bir şey eklemedi baba onun dediği şey üzerine bir şey demedi fil yawm sonraki gün ertesi gün ata verdi A'ta yu'ti i'ta'un vermek manasına geliyor. E, i̇ki mef'ul alan fiillerimizden biri. Birinci mef'ul A'ta ibnehu, A'tabnehu çocuğuna verdi. Peki ne verdi? İkinci mef'ul şimdi geliyor. A'tabnehu selase, üç. Üç ne peki? Selase kita'in, üç parça. Zehebiyetin, İspaniyetin, üç parça İspanya altını ya da üç İspanya altını diyebiliriz. İspanyol altını verdi. Kailen şöyle diyerek nokta nokta diyerek yani şöyle diyerek oğluna ertesi gün 3 İspanyol altını verdi. Nasıl diyerek peki ne demiş? Laqad vecettu buldum neyi? Hadihil kıta bu parçaları yani bu paraları diyebiliriz bu altınları buldum. Zate yevmin günün birinde bir gün bu altını buldum. Fi ahadil hukuli tarlalardan birinde günün birinde bu altını buldum. Ve kuntu ve idim. Ne idim? Kuntu ufekiru bi. Şunu düşünüyordum. Nokta noktayı düşünüyordum. Neyi? En ukaddimeha. Onu takdim etmeyi vermeyi. Kaddeme yukaddimu takdim. Fiilin maslarına baktığımızda aslında Türkçe'ye geçmiş bir kelime olduğunu görüyoruz. Takdim etmek. Bi en ukaddimeha. Onu takdim etmeyi vermeyi düşünüyordum. Lil keniseti kiliseye takdim etmeyi düşünüyordum. Bir münasebeti münasebetiyle bu da yine Türkçemize geçmiş bir ibare. Bir münasebeti nokta nokta münasebetiyle vesilesiyle dolayısıyla ne münasebetiyle bir münasebeti siyametike kahinen, papaz olman, papaz olarak atanman münasebetiyle kiliseye vermeyi düşünüyordum. Siyametun kelimesi papaz olarak atanmak, papaz olmak manasına gelen bir kelimeymiş, bir ibareymiş. Zaten kendinden sonra da yine kahinen kelimesiyle bir eş dizim ifade oluşturuyor. İşteri. Burada emir var. İşter yeşteri. Emir olduğu zaman sondaki ya düşüyor. İşteri oluyor. İşteri satın al biha bununla satın al katıyan bir sürü satın al peki ne sürüsü katıyan minel meşiye bir koyun sürüsü satın al vesrah yine bir emir var gez dolaş keyfince dolaş avare dolaş fil alem dünyada boş boş dolaş avare dolaş hatta ta ki şu zamana kadar hatta yavm güne kadar nasıl bir gün elledi tudriku idrak ettiğin fihi o günde idrak ettiğin güne kadar Tabii biz çevirirken buradaki fihi çevirmeyeceğiz elledi tudriku fihi idrak ettiğin güne kadar neyi idrak ettiğin güne kadar enne ile ennenin ismi ve haberiyle nokta noktanın nokta nokta olduğunu idrak ettiğin güne kadar dünyada dolaş diyecek kalane kallelerimizin hiel ekteru ehemmiyeten daha önemli olduğunu Bu Annennen isee ve kadınlarımızın Honnel Ecmel daha güzel olduğunu idrak ettiğin güne kadar idrak edene kadar anlayana kadar dolaş bakalım diyor. Burada birinci ennenin ismi kal'atena, haberi ise hiyel ekferu ehemmiyeten şeklinde. ikinci ennenin ismi nisaena, haberi ise hunnel ecmel şeklinde geliyor. Burada yine kal'atena hiyel ekferu dediğimizde bir kapalılık var cümlede. O kapalılığı kapatmak için gelen bir temyizimiz var yine. El daha çok, ne bakımdan daha çok? Ehemmiyeten, önem bakımından, ehemmiyet bakımından daha çok olduğunu. Yani daha önemli olduğunu Buraya kadar yukarıdan itibaren mana verelim. Baba oğlunun dediği şey üzerine bir şey eklemedi. Sonraki gün şöyle diyerek oğluna üç parça altın verdi. Bu altınları günün birinde bir tarlada bulmuştum. Bunları senin papaz olman münasebetiyle kiliseye vermeyi düşünüyordum. Bunlarla bir koyun sürüsü al ve bizim kalelerimizin daha önemli olduğunu ve kadınlarımızın da daha güzel olduğunu anlayacağın güne kadar dünyada dolaş dur semma hahu. sonra ona bahşetti ona verdi neyi verdi beroketehu bereketini verdi burayı nasıl anlayacağız yani böyle mi çevireceğiz burayı dua ona dua etti ya da onu kutsadı şeklinde anlayabiliriz çünkü zaten çocuklarını papaz yapmak istemelerinden de bunların e, dindar katolik bir aile olduklarını anlıyoruz sonra ona dua etti ya da onu kutsadı baba oğluna dua ediyor ya da onu kutsuyor bir şeyler okuyup üflüyor olabilir qaraa okudu feta genç okudu buradaki okumak tabii ki mecaz olarak. Kara el feta genç okudu. Fi ayneyi validihi babasının gözlerinde okudu. Neyi okudu? Ragbetahu isteğini okudu. Ragbetahu huwa eydan onun da istediğini okudu. Onun da istediğini gördü. Neyi? Bir sefer. Onun da yolculuğa olan ihtiyacını, isteğini, rabetini gördü babasının gözlerinde. Genç babasının gözlerinde onun da yolculuğa istekli olduğunu ya da onun da yolculuğa karşı arzusunun olduğunu gördü. İnneha <laughs> ragbetun, O bir rabettir, o bir arzudur. O bir arzu ya da nasıl bir arzu? Nekra bir isimden sonra gelen fiil cümlesi onun sıfatı olacak. Ragbetun <laughs> ta'işu, yaşayan bir arzu. Fi <laughs> a'maqihi, derinliklerinde. Bu ibareyi daha önce de görmüştük. Amkun <laughs> derin ya da derinlik demek. A'maqun <laughs> bunun çoğulu, derinlikler. A'maqihi, <laughs> derinliklerinde. Fi <laughs> a'maqihi, derinliklerinde. <gülüyor> derinliklerinde. İnneha rağbetun ta'işu fi Derinliklerinde yaşayan bir arzu bu. Derinliklerinde daima yaşayan bir arzu bu. ragme e rağmen neye rağmen? Rağme aşerati sinin. Onlarca yıla rağmen. Peki nasıl onlarca yıl? Elleti havele. Çalıştığı, çabaladığı onlarca yıla rağmen derinliklerinde yaşayan bir arzudur bu. Hilaleha. O onlarca yıl boyunca. Buna çeviride aslında e, mana vermeyeceğiz. Burada var ama biz çeviri yaparken burayı atlayacağız. Çünkü tekrarlamış oluyoruz o onlarca yıl boyunca çalıştığı çabaladığı peki neye çalıştığı Havale fiilimizin faili Huwa yani baba çalıştığı. Bunu zaten biliyoruz. Mefu şimdi geliyor. Havale işba'a doyurmaya çalıştığı, tatmin etmeye çalıştığı, gidermeye çalıştığı neyi işba'a ragbetihi bu arzusunu gidermeye, doyurmaya, tatmin etmeye çalıştığı onlarca yıra rağmen içerisinde, derinliklerinde sürekli daima yaşayan bir arzudur, bir istektir bu. Buradan sonraki kısım cümleyi anlamlandırmamız açısından önemli ve kritik. Burada bir hal cümlesi var. Müfret şeklinde bir hal değil bir cümle olarak hal var. Haller hem müfret yani tek kelimeden hem de bir cümle olarak o cümlelerde ikiye ayrılıyor. Hem bir fiil cümlesi hem de isim cümlesi olarak gelebilirler. Müfredin örneğini yukarıda gördük. Gailen dediğimiz zaman diyerek şeklinde mana veriyorduk. İşte burası da buradan sonra okuyacağımız yerde isim cümlesi şeklinde gelen hallere örnek teşkil ediyor. Peki bu hal cümlesi hangi fiilin hali hangi fiilin durumu olarak gelecek? En son nereye okumuştuk? O arzusunu doyurmaya çalıştığı onlarca yıla rağmen diyoruz. Peki işte bunu söyleyecek bize. O arzusunu nasıl bir haldeyken, nasıl bir durumdayken doyurmaya çalışıyor? وَهُوَ muqimun. Otururken, yaşarken, ikamet ederken fil mekani bir yerde, bir mekanda zatihi aynı yerde oturuyorken, ikamet ediyorken bihi yenamı orada uyuyorken, orada uyuyor bir haldeyken Buradaki bi harfi ceri fi manasında geliyor. Yani fihi yanamu şeklinde anlayacağız. Orada uyuyorken kulleleyle her gece orada uyuyorken ve bihi yetenavelu ve orada yiyorken ta'amehu ve şarabe ve orada yiyip içiyorken yani böyle bir haldeyken aynı, aynı yerde oturup aynı mekanda ikamet edip her gece orada uyuyup orada yiyip içerken yani böyle bir durumdayken bir yandan da yolculuğa çıkma isteğini arzusunu doyurmaya çalışıyor gidermeye çalışıyor. Bundan kurtulmuyor çalışıyor. Buradaki çelişkiden bahsediyor aslında. Son paragrafa toplu bir şekilde mana vermeye çalışalım. Sonra onu kutsadı. Genç babasının gözlerinde onun da yolculuğa çıkmaya karşı bir arzu duyduğunu okudu. Aynı yerde ikamet edip yaşayıp her gece orada uyuyup orada yiyip içerek arzusunu doyurmaya, gidermeye çalıştığı onlarca yıla rağmen daima derinliklerinde yaşayan bir arzuydu bu. Ve son olarak ekranda görünen kısma toplu bir mana verip dersimizi bitirelim. Baba oğlunun dediği üzerine bir şey eklemedi. Sonraki gün şöyle diyerek oğluna üç parça İspanyol altını verdi. Bu altınları günün birinde bir tarlada buldum. Ve bunları senin papaz olman münasebetiyle kiliseye vermeyi düşünüyordum. Bunlarla bir koyun sürüsü al ve bizim kalelerimizin daha önemli olduğunu ve kadınlarımızın da daha güzel olduğunu anlayacağın güne kadar anladığın güne kadar dünyada gez dolaş daha sonra onu kutsadı ona dua okudu genç babasının gözlerinde onun da yolculuk etmeye karşı bir arzu duyduğunu okudu Aynı yerde ikamet edip her gece orada uyuyup orada yiyip içerek arzusunu doyurmaya, tatmin etmeye çalıştığı onlarca yıla rağmen daima derinliklerinde yaşayan bir arzuydu bu.